Size böyle restoranlarda yediğiniz kalın, içi böyle güzel sulu bonfilelerin, antrikotların nasıl yapıldığı ile ilgili birkaç ipucu vermek istiyorum. Bunun için ilk olarak eti güzelce seçmek lazım. Burada benim iki kalın kesilmiş antrikotum var. Bu but olabilir, tranç olabilir, bonfile olabilir, kontrfile olabilir. Farklı farklı etlerden alabilirsiniz. Fakat burada önemli olan dövdürmemek. Çünkü bu etin o sulu hissini istiyoruz. Ve en az iki parmak kestirmek. Ondan sonra etin dinlenmiş olması lazım. Ve o da kasapla iyi ilişkilerden geçiyor. Size güzel dinlenmiş et vermesi için mahalle kasabınızla iyi geçinmekte fayda var. Böyle en az böyle 20-25 gün dinlenmiş bir et olması hemen tadını fark ettirecektir. Aynı zamanda etin oda sıcaklığında olması lazım. Buzdolabından çıkarıp hemen eti pişirdiğiniz zaman et kendini istediğimiz gibi salmıyor. Onun için bir 2 saat, 3 saat dışarıda kalıp oda sıcaklığına çıkması lazım ısısının. Şimdi çok basit bir şekilde, yani üzerine soslar vesaireler yapabiliriz ama biz böyle tek güzel parça etin tam tadını alacağımız bir tarif vermek istiyorum. Onun için de birazcık zeytinyağı. Zeytinyağını ete daha fazla koyuyorum. Ocağımda da olabilir fakat çok yüksek ısıda olacağından dolayı ocaktaki tavadaki yağın yanma olasılığı var. Onun için ette birazcık yağ olmasında biraz tuz, biraz da karabiber yeterli. İki tarafında aynı şekilde tuzlayıp karabiberliyorum. Bu etrafta kalan parçaları da biraz tabakta sağ sol yaparak her tarafına yedirebilirsiniz. Ocağım 5 dakikadır aşağı yukarı yanıyor. Bunu yanmaz bir tavada da yapabilirsiniz. Benimki döküm tencere. Bu şeritler sayesinde de güzel böyle sanki ızgarada pişmiş havası da olacak. Böyle güzel çizgileri olacak etimin. Kimileri bunun içine yağ da ekliyorlar fakat yağın daha yanma ihtimali var diye ben ete zeytinyağımı ekledim. O şekilde pişiriyorum. Eğer tavanın içine yağ koymak istiyorsanız zeytinyağı değil de belki fındık yağı, ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Bu şekilde tavaya yerleştiriyorum. Yerleştirirken de şöyle bir şey var. Eti önce sizden uzak tarafını, sonra size doğru yakın tarafını ekleyeceksiniz. Eti bu şekilde yerleştiriyoruz. Hiç çevirmeden 2 dakika bir tarafı pişecek. Ondan sonra ikinci tarafını çevireceğiz. Öyle bir sağ bir sol bakalım piştik mi oldu mu diye çevirirseniz etin o güzel suyunu bırakmadan kalma havası bozuluyor. Arada üzerine böyle hafif hafif bastırın ki her tarafının tavaya temas ettiğinden emin olun. Şimdi evet, çok güzel karamelize oldu bile bir tarafı. Şimdi de öbürünü güzelce. Burada pişirirken etlerin birbirine değmemesi lazım. Çünkü değdiği yerde ısı rahat aralarına giremiyor ve sulanmaya başlıyor et. Onun için her zaman tavanızda boşluk olsun. Bu şekilde pişecek. Eti kimisi az pişmiş, kimisi orta pişmiş, kimisi de çok pişmiş sever. Biz genelde Türkiye'de çok pişmişe alışık ağız tadımız. Ama kendimizi yavaş yavaş, yani her seferinde 1 dakika, 2 dakika daha az pişirerek orta pişmişe veya az pişmişe doğru alıştırabiliriz. Tanışacağınız tadın keyfini size anlatamam. Etin ne kadar piştiği ile ilgili şeflerin kullandığı basit bir yöntem var. O da şu, parmağınızın önce baş parmağıyla işaret parmağını birleştiriyorsunuz. Şuradaki eti güzelce hissedin. Ondan sonra bu hissettiğiniz etin yumuşaklığı aslında ete bastırdığınızdaki yumuşaklıkla aynı. Bu azla orta pişmiş arası. Bu orta pişmiş. Bu orta pişmişle iyi pişmiş arası bayağı sertleşiyor. Bu da çok pişmiş olduğunda. Siz dolayısıyla etin üzerine bastırıp ne kadar piştiğini anlayabilirsiniz. Şimdi son dokunuş olarak da böyle güzel bir şekerlik katsın istiyorum. Çok azıcık tereyağı ekleyeceğim. Tereyağı üzerinde böyle gezdiriyorum. Etimi
Alıyorum. Etim tamam. Bu şekilde bir 4-5 dakika dinlenmesi lazım. Eti dinlendirmek çok önemli. Çünkü o ateşin üstündeki stresini biraz bırakıp iyice yumuşaması lazım. Daha eğer böyle yapmazsak kestiğimizde biraz daha lastikimsi ve içinin suları daha fazla ayrılacak. Böyle dinlenerek biraz etin demlenmesi lazım. Etiniz daha ince ise daha kısa, daha kalınsa daha uzun dinlendirmenizde fayda var. Ayrıca tavadaki bu güzel suyu da üzerine dökebiliriz. Bu birkaç damla ama gerçek anlamda lezzet. Eğer bir ekmekle yiyecekseniz ekmeğinizi bunun üzerine bandırabilirsiniz. Etimiz çok keyifle, güzel böyle birkaç parça kekikle olabilir. Servis edebilirsiniz. Veya yine ipuçlarının içerisinde çeşitli bir tereyağı tarifim var. Onu da bir parça üzerine ekleyip afiyetle yiyebilirsiniz.